Evet sevgili arkadaşlar, siz de Oysana kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere yine MediaMarkt'ı getirdim arkadaşlar. MediaMarkt'ta yeni güncel fiyatları sizlere gösterme amaçlı. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Biraz sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, iPhone 15 Pro gördüğünüz gibi 128 GB 1110 euro. Evet, yine iPhone 15 Plus 128 GB 979 euro. Evet arkadaşlar, iPhone 15 Pro Max Series gördüğünüz gibi 250 GB 1343, 512 GB 1500. iPhone 15 dedi arkadaşlar, 128 GB 829 euro, 512 GB 1199 euro. Evet, eski iPhone 14'ler 128 GB arkadaşlar 729 euro, 512 GB 959 euro. Şu anda iPhone 13'teyiz arkadaşlar. 128 GB 619, 512'si 872 euro. iPhone SE modelindeyiz. SE modelinde 64, 128, 256 geçiyor arkadaşlar. Fiyatımız burada göremedik. Biz de göremedik. İçerisinde de yok. Ha var. 499. 469 yani. Şu anda da Samsung'dayız arkadaşlar. Galaxy Z Fold 5'ler. Bunlar da güzelmiş. 1595 euro olsaydı. 1899 euroymuş arkadaşlar eski fiyatı. Eski fiyatı indirim yapmışlar. Bak burada Philips'ler var. Bunlar da 1199 euro'dan 780 euro'ya düşmüş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bak şunu da gösterebilirsin Soğucuğum. Burada, Samsung. Bu da 699'dan S23. 575'e düşmüş. Bu da bayağı düşmüş fiyatlar. Taksitli 23 euro ödersen. Evet bu da S24 arkadaşlar. 847 euro. Bunun yanında yine S24 Ultra'lar var arkadaşlar. 256 GB. 1335 euro arkadaşlar. Bak burada taksitem de verebiliyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Galaxy Watch 6'lar var. 319 Euro'dan 229 Euro'ya düşmüş fiyatlar. Bakın yine burada kulaklıkları var. 144 Euro. 2 yıl garanti alırsanız ekstra 109 Euro. Evet. Bunlar da yine Watch 5'ler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar testi kut çıkmış. 299 Euro. Pro 2'ler var. Bunlar da 144 euro. Bak klasikler düşmüş bunlara fiyatı. 329 euro. Galaxy S24 Ultra. Hayır, bunlar hala 1410 euro. Şey kadar var. iPhone kadar var fiyatı. Evet, Xbox'lar da arkadaşlar. Normal seri S modelleri. 329 euro. Tabi içinde oyun yoksa 279 euro. Bunlar da X serisi. 499 euro arkadaşlar. Ha, bunun yanında Switch'ler var. Nintendo var. 349 euro. Oyun yoksa 288 euro. Evet, sanal dünyamıza hoş geldiniz. Burada da Fire 2 serisi var arkadaşlar. 579 euro. Evet. PS5'ler de. Bunların da fiyatı. Şimdi oyun da var. 509 euro. 619 euroymuş normal fiyatı. Bu da 449 euro. 449 euro, içerisinde oyun yok. Taksitle alırsan 19 euro galiba. Öyle veriyorlar. Ya buradaki sıra yazmışlara bak. Hiçbir konsola da alırsan 29 euro. Burada da PlayStation ile ilgili kontroller var arkadaşlar. 75 euro. Burada da Fitbit'ler var. Bunlar da bir yıllık Fitbit olursa kaç para istiyor? 79, 80 euro istiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çeşitleri var. Bir de burada altta fiyatları var. 123 euro civarında. Öyle diyor, sevgili. Arkadaşlar burada da
kahve öğütme makineleri var. Sadece kahvenizi öğütüyorsunuz. Bakın 99 liraya düşmüşler. O testte Saygut çıkmış, iyi çıkmış. Ha, güzel gözüküyor. Rames bana diyor marka. Euro'nun ki hala pahalı bakın. Bunlar ekstra. Bu da 139'a düşmüş. Bak herhalde bu daha pahalı. Ha, burada biraz daha ucuzları var artık. Kafenizi kendiniz öğütebilirsiniz. Aynen. MF'in var. Evet, kahvenin babası Euro markası arkadaşlar. İtalyanların normal fiyatı 1699 liradan 1189 liraya düşmüş arkadaşlar. Hemen yanında yine başka 1539 lira. Yine bunun yanında Filipin var arkadaşlar. Bu da 444 lira. Ama güzel gözüküyor. Evde kullanamamıştı. Yine Sage markası var arkadaşlar yanında. 1199 lira. Ha, yine biraz da ucuzluğu var. 579 lira arkadaşlar. Tabii değişik özellikleri var. Yine 700 liraya var. Bakın Saiko'nun 599 lira. Ha, Euro'nun yine 1139 lira. Yine Euro'nun 899 lira. Bunlar da küçük makineler. Bu bölümde de evde yapabileceğiniz eski filtre usulü kahve makineleri var arkadaşlar. Boş'un var, Brown'un var. 50 euro, 30 euro kadar var. Hatta 20 euro da var. Bu sensörler var. Yani bunlar kapsüllerle ilgili. Evet. Küçük kapsüllerle. Oradanlar da yine 99 euro var, 70 euro var, 164 euro var. Bunlar kapsüller, bunların kapsülleri pahalı zaten. Evet. Bunun yanında bir tane Siemens bulduk. 1529 lira. Bakın arkadaşlar, Wi-Fi'si de varmış. Herhalde kendiniz telefonla ayarlıyorsunuz. Bu da 2329. 2329 liraya Euro. Kahve makinesi arkadaşlar. Çok ama da güzel kahve güzeldir yapıyordur. Tüpede şu kahve fiyatlarına bakalım. Evet, ekstra kahve arkadaşlar bakın. 22 lira. 1 kilo kahve. 16 lira. İtalyan. Bakın. Bu da 20 lira. Burada daha ucuzlar da var. Grup 299 lira. Delogne 299 lira. Yine Philips'im var arkadaşlar. Bu da 269 lira. Özel kahvemiz var. 19 lira kilo. Ha, burada yine 17 liraya var kilo. Evet, hanımların arzu ettiği makineler değil mi böyle? Evet, hamur yoğurdu. Bakın çok. 599. 499. Aynen. 539'a var. Gidiyor. Bak ha. Şu krem olan da güzelmiş. O da bu kırma için buz kıracaksın bunu güzelce. Evet. Yazın. Aynen. Bunlar da sizin kullandığınız evde. Evet. Kompakt kırma maşini. Güzel gözüküyor. 99 lira. Ya. Şunlar makarna yapıyor herhalde. Ha, makarna da 142 lira ya. Aynen. Evde makaranızı kendiniz yapacaksınız. Güzelmiş. Kıyma makinesi var bak, 99 lira. 59'u küçüğü var. Ya bunlar biraz daha hakikaten küçük. Performanslar da küçüktür. 64 lira. Gemüse Schneider diyor. Sebze kesmek için. Bu bölümde de boş var arkadaşlar. 599 lira. 449 lira. Büyüklüğüne göre değişiyor galiba. Muhakkak. Küçüklerin. Burada da Kemut arkadaşlar. Bu hakikaten çok tanınmış bir marka. Bakın 777 liraya var. Bunun yanında yine 1099 liraya var. Evet, Teflon tanklı 7.7 bar duruk var arkadaşlar. 249 lira. Hemen yine bunun yanında. Bu biraz daha küçük. 199 lira. Philips'in. Bunun üzerine yazayım kaç? 8 bar diyor. Evet. 199 euro. Ama yine kuvvetli sayılır ha. Aynen. 2400 wattmış ayrıca. Bunun yanında yine. Küçükler var. Ama eski usulde 23 euro.
Brown'un var bak yanda. Yana doğru git istersen. Lila gibi olan. O da 37.99'a düşmüş. Hı. Burada biraz da büyüyor artık. 44 euro. Bunlar da güzel oluyor. Bu hadi yapalım bak. 49 euro. Rengi de güzelmiş. Yeşil. Plus var 44 euro. 59 euro. Ha biraz da tifratlı olanlar. Bunlar biraz daha güzel. 85 euro. Şu nasıl bir sözcük? Bu da güzel. Ha Philips'in. 299 euro. Bu da 8 watt. 8 bar var içerisinde. Evet sözcüğüm bu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 299 euro. 699 euro'muş normal fiyatı. Testte Sergut çıkmış yani çok güzel demek. Bakın. İnce bakın. Şöyle evet, yandan güzel. Göstereyim. Evet. Ne güzelmiş. Yani tutumu da güzel. Evet. Ama 9 bar işte en kuvvetlisi bu. Aynen. Bar yükseldikçe fiyat da yükseliyor. Evet, hanımların sevgilisi. Hanımlar, beylerin de. Bakın. Tartılar arkadaşlar 29.99 yani Ojuvay Boyer'in diğeri galiba yabancı onu duymadım. Boyer'in yine. Ya bunlar biraz değişim, daha güzel. Evet. Ama hanımların da en çok sevdiği tartı üzerine çıkınca az gösterin. Tabii ki. Değil mi? En güzel o. Aynen. Aynen öyle. Katılıyorum. Arkadaşlar bunlara da baktığınızda bronz olmanız için infrarot lambaları. Bakın. Evet, Philips'in yine. Kaç? 179 euro. Yanındaki biraz küçük. 74 euro. O da 52 euro. Yine bravo. Bunlar da 52 euro. Sanitas. Bu da tanımış bu şey üzerine, dal üzerine. 30 euro. Bak işte baby phone'lar. Türkiye'de bilmiyorum ama burada fiyatlar böyle. Ha baby phone. 139 euro. Bak üsttekiler var. Philips'in 107 euro'yu. Ha, onlar biraz daha. Biz yıllar önce kullanmıştık ama fiyatını hiç hatırlamıyorum. O zamanlar da bambaşkaydı ama yüzü görünüşü bile başkaydı. Bunlar daha güzel. Bakın 294 euro arkadaşlar Philips'in. Çocuğu olanlar için. Ha, kamera da var bunda bak. Gördün mü gülüm? Kameralı evet. Güzel bir şey aslında. Bebeğin, en küçük bebek aileler için. Herhalde bunda aksiyon var. Bak şu Avent Philips'in diyor. Numara 24 diyor hangisiyse. Bu. Bak 260 euro'dan. 199 euro düşmüşler. Dyson'un süpürgeleri sucuk. Şu lila olan 799 euro. Yanındaki 899. Evet. 649, 389. Bunlar büyük öne göre değişiyor. Evet. O en küçüğü galiba 389. Abi de bunu dizide reklam yapıyorlar değil mi? Evet, çok güzel. Sıcak, şey sıcak da işte sulu yerlere süpürdüğü için. Aynen. Güzel süpürüyorlar bak. Evet, robot süpürgelerimiz de var arkadaşlar ekstra. Bakın. En baştaki 1049 euro. Yanındaki 399. 300. Yine 999 euro arkadaşlar. Tercih sizin. Hepsi de aynı görevi yapıyor. Belki de hangisi iyi bilmiyorum. Bizim yok çünkü. Evet. Evet, evde oturup masaj yapabileceğiniz Medicina markası adı altında. 192 euro arkadaşlar. Fiyatı öyle. Bu elektrikli pratik ocak. 159 euroymuş bak üzerine. Elektrik olan her yere taşıyabileceğiniz. Evet. Ama güzel gözüküyor. Aynen. Yalnız yaşayan insanlar için hani büyük istemeyen. Bunlar hep çiftli tekli olanlar galiba 104 euro. Evet. Hani bazılarının ekstra fırınlar oluyor ya. Onlar için. Bunlar da hazır mutfağı olanlar için ise pratik şeyler. Evet ama üzerinde ocak dahil değildir arkadaşlar. Miele 897 euro. Sağda alttaki fırın şekli. Oknek 519 euro. Başka Siemens falan yok mu? Ha Beko'nun var burada Beko'nun gel. Beko'nun var 449 euro. Suçum bu komple değil mi acaba altı ile üstü? Aynı bazen aynı set yazıyor. Set yazısı içerisinde dahildir ama. Aynı set yazıyor. Setmiş. Bu set ikisi beraberdir. Set değilse bunlar tektir. Evet. Bu da ha. Setmiş. Boşun. 799. 799 euro. Fena değil. İçerisi de şöyle. Ama güzel gözüküyor. Evet. Artık yeni yeni çıkarıyorlar gülüm. AEG'nin var. 999 euro.
Yine AEG. Siemens burada. 799 euro. Siemens de güzel arkadaşlar. Evet. Boşlar da güzel. Bu da setmiş. 799 euro. Aynen. Grundig var. 549 euro. Evet arkadaşlar, 9 kiloluk çamaşır makinesi 499 euro. 1199'dan düşmüş. Samsung markası. Yine model olarak da burada. Bu da 9 kiloluk. Bu da 1199'dan 629 euro düşmüş. Hocam 11 kiloluk bile vardı. 599 euro olmuş. Ne abi, şu mu? İşte Samsung. Bunların modelleri Türkiye'de öyle arayabilirler. Burada modeli gösteriyor bak. Bak şurada da şeylerini gösterebilirsin. En üstteki Samsung yanındaki model arkadaşlar. Şu bak üzerinde. Bak hızlı yıkaması var. Karışık yıkama var. Ekonomi var. Ekonomi falan. Yine yanında. Evet. Buna benzer. O da 11 kilo olmuş. 999 euro. Hmm. Ya 2199 euroymuş kardeşim. Evet. Fiyatı. Daha önceki. Siemens'e geldik. 439 euroya düşmüş. 869 eurodan ama 7 kiloluk bu. Yanındaki 9 kiloluk olan da 659 euroya düşmüş. 1219 eurodan hocam. Uygun. 7 kilo olan. Ya boş. Evet. Bu da 479'a düşmüş. 7 kiloluk yine. Ha, 9 kilogram var orada. Ha, bu 9 kilogram. İşte ailenin kalabalıklığına bağlı. Hani kalabalık aileysen 9 500. Kiloluk iyi. Bu 599 herhalde. Aynen. 1119'dan düşmüş. Böyle. Bunlar da baş başa neydi bak. 9 kilogram Siemens. 779 herhalde. Evet. 1369 herhalde düşmüş. Aynen. Bakın modeli burada arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da boş. 9 kilogram. Evet. 749 euroya düşmüş bu da. 1319 euroda. Bayağı düşmüş değil mi? İndirime aynen girmiş yani. Bu da 649 euro. 9 kiloluğu boşu. Bu bizim evdekine benzemiyor mu? Aynısı gibi. Evet. Biz daha farklanmıştık. 900 kusurdu. Biz ama memnunuz şu an değil mi? Memnunum. Evet. Ha, 10 kilogramlık var. Aa, 10 kiloluğu da varmış. 699 euro. Evet. Burada da 1200, 1389 euro'dan arkadaşlar 829 euro düşmüş. Evet. 10 kilo. Evet arkadaşlar, yaz geliyor. O yüzden klimalar piyasada şu anda Şii markası 64 metrekareye 2000 wattlık 699 euro indirime girmiş. Bu da Delonge 799 euroya indirime girmiş 1275'te. İyi. İyi değil mi? Artık Almanya'da da havalar sıcak olmaya başlıyor yazın. Eskisi gibi soğuk olmuyor artık değil mi? Aynen. Lifeheight markasının çamaşır sıcağı arkadaşlar 34.99'muş fiyatı. Baksana testte de Seygut çıkmış. Ya bunlar güzel. Testte iyi çıkmış. Almanya'nın en tanınmış markası. Evet hocam, bu neymiş? Beko'nun. Almanya'mızda Beko var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Aynen. 549 euro. Normal 1179 euro Enferin Sperti var. İçerisi şu şekilde gözüküyor. Bayağı oldukça yine büyük. Evet. Burası kısmı. Dondurucu kısmı. Hmm. Güzelmiş. Korenia evet. Markası. 699 euro arkadaşlar. Normalde 1039 euro istiyorlarmış. Bu uzunlamasına. Aa, bayağı büyükmüş. Eskiden şişe koyma yeri falan var. Uzun zaman kullanmıştık Korenia. Evet. Güzeldi. Bizimki renklisiydi. Biraz daha kısaydı ama. Bu buzdolabı daha fazla isteyenler için. Evet. Altta az bir geniş. Hani uzunlamasını. Bu neymiş? Ha, boş. Boşum. Bu da 799 euro. XXL diyor bak. Sebzelik bölümü ha, var. Böyle. Dondurucu. Ha, fena değil. Bunlar da çiftler arkadaşlar. Bakın. İçerisi. Burası su deposunun olduğu yer. Burası dondurucu. Burası bölümü. Koltukçu büyük. Bu da Beko'ymuş arkadaşlar. Ne kadar? 759 euroymuş. Aynen. 1309'dan düşmüş. Modeli de var burada benim bak. Yakını getireyim şöyle bakacak. Ha, bu da Samsung markası arkadaşlar.
Samsung markası da. İçi de böyle. Bu biraz da farklı gözüküyor. Onun stepası daha büyük. Evet. Bu kaç kilo olacak? 1399 yazıyor. Güzel. Burası da televizyonumuz. Bakın Hisense marka. O kadar. Ünlü de olmasa 215 büyüklüğü var. Bakın 1098 ayar arkadaşlar. Bir kulaklarımıza geldik. 59 ayar olan da var. 192'ye var. Sony'nin var bak. 78'e düşmüş. 103 euro'da. Bak JBL'ler var. 33 ayar olan da var JBL. Boss yazan var ya 379 euro'ya. Bunlar güzel. Krem de güzelmiş bak, krem gibi olan. Bak bozeler. Hepsi de aynı para, bir tanesi daha güzel. Ay mavi de güzelmiş şu. Baby black. Yani Sony'ler var. Evet. 41 euro olan Sony de var. 319 euro olan Sony de var arkadaşlar. Ha bu JBL'ler var burada. 88 euro. Bak 179. Bunda hangi bot var? İndirime girmiş değil mi? 187 school sendi. Onu hiç duymadım ya. Ben de duymadım ilk defa. JBL var 139 euro. Burası da arkadaşlar özel indirilmiş. 350 euro'dan 269 euro'ya düşmüş. Bu olsun. Evet, evde ekstra müzik yapmak isteyenler için bakın Sony'nin 260 euro. Bunda güzel bas vardır bunda. Aynen. Party box diyor. Ha, onun için zaten. Ha burada biraz da parti yapmak isteyen biraz da büyüğü var. 579 euro. Evet, Philips 139'u arkadaşlar, televizyonumuz 948 lira. Bu da 139, 928 lira. Evet, LG'ler var arkadaşlar, 1579 lira, 78 lira. Kaçlık bu büyüklüğü? 139 lira. 1199 euro. Bu da 139. Evet. Burada biraz daha büyüğü var. 2138 euro arkadaşlar. Bakın 164. Teste çok güzel çıkmış bakın. Evet, bu da sonumuz arkadaşlar. 1038 euro. Bakın 164'lük. Evet, bunlar da arkadaşlar Chromebook, Asus'un 369 euro. Bunlar Google ürünlerinin hemen hemen hepsi için olanlar. 299 euro. Bakın Lenovo. Amerika malı. Yine bu da Amerikan, 314 euro. Chromebook. Bu da Acer'in arkadaşlar, 399 euro. Böyle göstereyim arkadaşlar. Bunun içerisinde olanları siz bakın. Karar verin. Bakın yine acelen. Bu biraz daha her şey içerisinde sayılır. Şöyle yanına getireyim, göstereyim arkadaşlar. Sizin görmeniz açısından. Bakın. Boş yapın burada. 1649 lira arkadaşlar. Yine Lenovo. 1299 lira. Bakın. Bunlar biraz güzel. İçerisinde ne varsa onlar. Bu tabletler var. Galaxy S9 1339 euro. Yine burada 1069 euro. S9 512 GB. Diğerinde kaç varmış? O da 512. Daha yeni modeli. Yine Galaxy'nin. Bakın. 489 euro olanlar var. Evet, Microsoft'un
Gördüğünüz gibi küçük laptopları 1169 lira arkadaşlar. Bu da 899, bu biraz küçük diğerine göre. Bu neymiş? Piak diye 349 lira. Evet, şimdi iPad Pro'dayız arkadaşlar. 12.9, bakın prez açıyorum. Gördüğünüz gibi 128 GB'i 1299. Şöyle çıkalım, lazım olacak. 512 var. 1829 euro. Sway TV'ye gidelim. Bakın şimdi fiyata. 2180 lira arkadaşlar. Evet. Bu da Air var. Bu biraz daha tabii ki buna göre kesin ucuz. Göreceksiniz. Bu daha önceki modelleri. Evet. Fiyatına gelelim arkadaşlar. 64 GB'i 653 euro. Bunun 256'sı da varmış. O da 879 euro. Aradaki fark bu. Ama bu çok güzel. Tavsiye ederiz. Tecrübemiz var bu konuda. Evet, verandanızı odalara dağıtma için arkadaşlar çeşit çeşit ürünler var. Bak Fritz'in 600'ü var. 34.99. Bu benim şu anda evde olan arkadaşlar. Çok güzel bir dağılım var. Her yerde aynı kuvveti alıyorsunuz. Bak Seybut diyor. Birinin de evde olan 66-60. O da güzel. O da indirime girmiş. Ha, fiyatı düşmüş hakikaten. 199 liraya düşmüş. Ama çok güzel söyleyeyim. Ha bak aynısı. Fritz. Zaten bu konuda en iyisi şu anda. Bildiğim kadarıyla. Daha iyisi muhakkak vardır. Ha, bunlar da küçük dağıtımcılar. Bakın 66-90, bu yenisi, en yenisi testige çıkmış arkadaşlar. 249 lira. Bakın. Evet arkadaşlar, şimdi de oyun oynama bölümünün kulaklıklarına geldik. Bakın Logitech'in var. Kaç para? 209 lira var, 105 lira var, 109 lira var. Yine Logitech'in, bak gördüğünüz gibi 49 lira olan da var. 57 euro olan da var. Hepsi adı Logitech, JBL 199, yine JBL 129. Bunu bilmiyorum. Raza 197 euro herhalde. Güzeldir. Bakın. Her türlü marka var demek ki bunlar. Tanınmış marka. Oyunlarda fazla bir bilgim yok arkadaşlar. Ama onun... şey mouse'ları falan var bak onlar için özellikle. Evet, bir de buraya dönelim. Şimdi şöyle. Bunlar da oyun tastatürleri. Bakın. Hayır. Mouse'lar 45 euro, 20 euro. Öyle görüyorum. 11 euro'yu da var. Tastatürler de 99 euro'ya var. 36 euro'ya var. 79 euro'ya var. Büyüklüğüne göre değişiyor galiba. Tabii ki. Bak bu 159 euro. Biraz daha büyük. Şu küçük olan 64.99 cent. Ama şu güzel gözüküyor. Bak. Aynı. Şu. Bir çocuk alıp ya da genç alıp bunlardan alıp oynamak ister. 129 euro. Şu mouse çok güzel, 49 euro olan. Baksana. Şu. Şunlar da güzel. Bak 109 olan var ya. Üstte siyah beyaz. Bak işte bu yine Logitech'le yine onlar biraz daha pahalı bakın. 185 euro. 99 euro. Arkadaşlar bunlar Druk'lar, Canon'un gördüğünüz gibi 97 euro. Yine Canon'un 64 euro olanı da var. Arkadaşlar yine burada HP var. 82 euro. Ama HP'ler hakikaten çok güzel arkadaşlar. En tavsiyem bizi de ondan var. Kullanımı güzel. Sadece patronaları biraz pahalı ama yapacak bir şey yok. Çok güzel oluyor. Çok güzel de fotoğraf çıkarıyor. Ha bir de bunlar var. Bunlar biraz daha büro usulü. 299 euro. Evet dostlar, gördüğünüz gibi bir de bunların patronaları lazım. Numarasına göre gidiyor. Örneğin 305. 3 çeşit farbe var içerisinde. Kaç paraymış? 27.99.
Bakın. Bak bunlar 55.90. 304 var, 302 var. X'ler yazıyor. Evet. Onların. Biraz daha büyük olanları var. 47.99. X'ler diye gösteriyor. Evet. Öyle fiyatlar. Arkadaşlar 500 adet papi kılıdı 5.49. Canon 7.99 arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Hediye markamızı dolaştık. Biraz rüzgar var arkadaşlar dışarıda. Hava da güzel değil. Umarım göstermiş olduğumuz ürünleri beğenirsiniz. Siz de ona göre fiyatları karşılaştırabilirsiniz. Bu arada videomuzu beğenirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay. Bay bay.